Günaydınlar. Yeniden mutlu sabahlar sayın seyirciler. Sabah haberin ardından Manşet Artı programıyla karşınızda olmaya ve yayınımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün hafta ortasında stüdyomuzda siyasal iletişim uzmanı Uğraş Beratlı'yı ağırlayacağız. Sayın Beratlı günaydınlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk siz. Evet sayın Beratlı tabii ufak bir aksamayla başlıyoruz yayına biraz. Maalesef bir trafik kazası yaşandı ve biraz gecikmeli olarak başladık yayına. Ben hemen sorulara geçmek istiyorum. Dilerseniz çok da süremizden kaybetmeden. Tabii ki ülke gündeminde çok fazla hareketlilik var. Bir sürü konumuz var konuşulacak. Ama öncelikle Ulusal Birlik Partisi kurultay süreci 18 Ağustos'ta hem ilçe başkanlarını hem gençlik kollarını hem de kadın kolları başkanlarını seçti. Ulusal Birlik Partisi ve 21 Eylül'de de olağan kurultayla genel başkanını seçecek Ulusal Birlik Partisi. En fazla üyeye sahip bir parti ve iktidardaki bir parti. Neler söylemek istersiniz kurultay süreciyle ilgili olarak? Şimdi şöyle söylemek lazım. Tabii Ulusal Birlik Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir diyelim. Yani ta Türk Mukavemet Teşkilatı'na dayanan bir geçmişi olan, ülke genelinde örgütlenmiş, bu ülkenin en büyük partisilerinden biridir diyelim. En deyişle, yani en büyüğü değilse en büyüklerinden bir tanesidir. Benim dikkatimi çeken, yani bir siyasal iletişimci olarak orada daha fazla iki adayın karşılıklı verdikleri mesajlar oldu. Ne mesajı verdi? Bir taraf istikrar mesajı verirken diğer tarafta yani iki adaydan bir tanesi şu anda var olan, diğer tarafta da daha böyle bir işte değişim işte tarzı bir söylem geliştirildi Sayın Hasan Taçoy tarafından. Parti dinamiklerinde bir değişiklik mesajı, değişim süreci olması gerektiğini söylemiş. Benzeri bir şey yapıldı. Tabii ki bu da aslında Ulusal Birlik Partisi'nin, bilirsiniz, bu gibi şeylerde yani seçmenin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkar o şeylerde. Sloganlarda ve üretilen malzeme de Ulusal Birlik Partisi içinde böyle bir ihtiyaç, yani her iki ihtiyacın da bir şekilde varlığının işaretidir neticede bu sloganlar. Orada baktığımızda olaya, yani adayların ne dediklerinden baktığımızda olaya, Ulusal Birlik Partisi kurultayına, bir tarafta işte hem Ulusal Birlik Partisi seçmeninin ve Ulusal Birlik Partililerin bir şekilde istikrar istediklerini, ama bir taraftan da işte günün koşul ve şartlarına uygun bir değişimi de talep ettiklerini ben gözlemledim, onu görüyorum ben. Tabii yapılan kongrelerinden başladı bu süreç. Bu önümüzdeki 2025 yılı da bir seçimler yılı olacak. Evet. Bir cumhurbaşkanı seçimleri var. Hemen öncesinde, hemen arkasında bir genel seçim var. Onun dışında yerel seçimler de çok uzak bir tarihte değildir. Yani en azından bu gibi işlerdeki takvim açısından çok uzun bir süre sonra değildir. Velhasıl hem siyasal hayatımız açısından hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından bu Eylül ayından itibaren başlayacak olan bir seçimler sürecinin startı verildi. Orada da işte gördüğümüz şey, Ulusal Birlik Partisi aslında çok da böyle tansiyonu yüksek görünmeyen, içeride tabii belki de şeydir, her seçimin yaşanan heyecanı, stresi, tabii işte fırtınası olabilir yani olabilir. Oluyordur da bunlar. Ama dışarıdan baktığımızda biz oradaki gelişmelere ve seçim sürecine gayet demokratik, olgun bir şekilde seçim sürecinin yürüdüğünü görürüm. Tabii bu ülke açısından iyi bir şeydir. Çünkü biliyorsunuz, yani şu anda
çevremizde hem Orta Doğu'da hem bulunduğumuz coğrafya dışında bizim tabii işte Rusya-Ukrayna Savaşı'yla Avrupa Birliği'nin bulunduğu pozisyonuna, Türkiye'nin içinde bulunduğu pozisyona baktığımızda da bizim ülkemizde de biraz daha işlerin daha yolunda, daha sakin, daha hızlı çözülmesi gereken bir döneme giriyoruz. Bu açıdan da ben aslında bu kurultayın bu ihtiyaçlara cevap verir şekilde ağır ağır işlediğini görürüm. Tabii ki olacaktır. Yani her seçim kendi içinde bir rekabeti barındırır. Kendi içinde bir çekişme, iki ayrı tezi en azından barındırır. Bunun için de önemli olan tabii orada Ulusal Birlik Partisi içinde bu gelişmeler olurken iki tarafında belli bir üslup çerçevesinde ve aynı siyasi görüşü paylaşan bir grup olarak kendi aralarındaki o saygıyı, sevgiyi bozmadan ülke siyasetinde kaliteyi yukarıya çıkararak, daha kaliteli bir siyaset halka sunarak bitirebilmeleridir diye düşünürüm. Şu ana kadar da ben bunun aksi bir durum görmedim yani. Zaten Ulusal Birlik Partisi içerisinde kim kazanırsa kazansın, yani kim belli başlı noktalara, başkanlık gibi konumlara gelirse gelsin, Ulusal Birlik Partisi temelde kazanıyor. Yani kim gelirse gelsin, kişiler değil, parti kazanıyor gibi bir mesajla öne çıkıyor kurultay sürecinde. Şöyle bir şey var. Şimdi bilirsiniz, bazı partiler işte Ulusal Birlik Partisi aslına bakarsanız bir şey, yani iki ana unsuru var benim gördüğüm dışarıdan. Bir tarafta bir kitle partisi. Evet. Ulusal Birlik Partisi. Bu açıdan da siyasi görüşün şöyle diyelim ortadan sağa doğru çok az da böyle ortanın çok azından da soluna doğru bir yelpazenin içinde çok değişik kesimlerden seçmeni olan bir partidir. Onun için de bir kitle partisi olarak da çok farklı kesimlerin ihtiyaçlarına cevap verme pozisyonundadır. Şimdi nereden bakarsak bakalım bugün Ulusal Birlik Partisi her girdiği seçimde bir bu ülkenin üçte biri diyebileceğimiz bir bandı kapsar. O açıdan da bakıldığında oradaki gelişmeler bu ülkedeki siyasi hayatı da çok ciddi şekilde etkiler. Ha işte bakanlar kurulu nasıl değişir, işte başbakan kim olur vesaire ve parti başkanı kim olur? Bunun temel politikalar noktasında Ulusal Birlik Partisi'ni çok da değiştireceğini ben de düşünmüyorum. Yani X değil de Y parti başkanı olduğunda Ulusal Birlik Partisi gibi bir partide siyasetinde bir köklü değişiklik, bir dönüşüm. Mesela Kıbrıs sorunu gibi bu ülkenin en temel siyasi meselelerinden birinde bir kırılma falan yaşanacağını düşünmüyorum. Ha, iç meselelerde bazı alanlarda bazı güç dengelerinin değişiminde bazı sonuçları doğurabilir. Ama şöyle söyleyelim yani orta vadede aslında bunun da çok bir manası olmadığını düşünürüm ben. Ha, kısa vadede bu bir anlam üretebilir, bir sonuç doğurabilir ama orta vadede de çok önemli bir değişikliğe sebep olmayacağını düşünüyorum. Çünkü yani Ulusal Birlik Partisi gibi partiler kurumsal yapılardılar. Bir şekilde o nasıl diyeyim, bu gibi partide bir taraftan da dediler yani insan öğütürler diyeyim. Evet. Yani orada bu şekilde çok değişiklik yaratacağını düşünmüyorum yani işte parti meclisinin oluşumudur, işte merkez yönetim kurulunun oluşumudur Ulusal Birlik Partisi'nin siyasetlerine çok köklü değişiklikler olacağını da düşünmüyorum o açıdan. Parti politikasında çok belirgin bir değişiklik yok olmaz. Ben olacağını yani düşünmüyorum. Genel başkanlık seçiminden sonra özellikle. Ama tabii ki şöyle bir konuya da değinmek isterim. Şöyle bir açıdan da bakmak isterim. Çünkü 3 farklı aday var şu anda genel başkanlık için adaylık resmi başvurusunda bulunan 3 aday bulunuyor. Ve tabii ki şu an Başbakan Ünal Uçlar aynı zamanda partinin de genel başkanı ve bir istikrar iktidar mesajı vurgusu var bu açıklamalarda. Tabii farklı bir ismin gelmesi sizce yapılacak
projelerle ilgili, çalışmalarla ilgili bütçe çalışmaları mecliste açılacak şey yakın zamanda. Şimdi, etkide... Diğer aday da yani Sayın Hasan Taçoy da yani Ulusal Birlik Partisi'nin ta içinden gelme bir insandır. Yani ailesinin geçmişiyle, kendisinin geçmişiyle yani işte Ulusal Birlik Partisi'nin gençlik kollarının, gençlik örgütünden gelme, 1998'den beri Ulusal Birlik Partisi milletvekili çok genç yaşta milletvekili olmuş. Çok başarılı bir siyasetçidir. Yani tabii bilirsiniz normalde kamuoyunda işte siyasetçiler hakkında başarılıdır, başarısızdır diye şey vardır. Yani ben işin o tarafında değil, yani siyaset yapma becerisi açısından Hasan Taçoy temelde usta bir siyasetçidir. Bu yaptıkları da bunun ispatıdır yani. Diğer taraftan Sayın Başbakan da aynı şekilde yıllardır siyasetin içinde olan iki ayrı siyasetçidirler. O açıdan da yani ben çok şey görmüyorum yani meseleyi. Yani işte Hasan o da UBP'nin ta kendisidir aslında. Ulusal Birlik Partisi'nin ta kendisidir Taçoy da. Dediğim gibi kökten gelme biridir Ulusal Birlik Partisi'nde. O açıdan da çok değişiklik olacağını düşünmem. Bütçe vesaire gibi meseleler aslında teknik meseleler değiller bunlar. Bu teknik meselelerde de aslına bakarsanız gereken neyse o yapılır. Yani oradaki bürokratların, işte teknik verilerin dayattığı zorunluluklarla hareket edilmek zorunda kalır. Bizim gibi ülkelerde çok da böyle bütçeyi kontrol ederek siyaset üretme kapasitesinin olduğuna çok açıkçası ben inanmam. Yani bu belki Amerika Birleşik Devletleri'nde böyledir. Yani işte bilmem yabancı ülkelere ne kadar para yardımı yapacağınız, kime ne vereceğiniz vesaire gibi meselelerle bir siyaset üretebilmek mümkündür ama bizim bütçe hem büyüklüğümüz hem yapımız aslında yani işte zar zor geçinebilen bir ülkeyiz aslında. O açıdan da hani ancak da ihtiyaçlarımızı karşılamak zorunda olduğumuzdan ihtiyaçlarımızla ilgili ufak tefek farklılıklar olabilir ama çok da o konuda da çok bir şey yaratacağını düşünmem. Evet. Sayın Berat'la tabii Ulusal Birlik Partisi kurultayından bahsettik ama önümüzdeki yıl yine sizin dediğiniz gibi bir seçimler yılı olacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de kurultayı var. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi var önümüzde. Şimdi orada tabii daha enteresandır Cumhuriyetçi Türk Partisi'ndeki durum. Çünkü yani işte Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tüzüğüyle ilgili da bazı şeyler var, kısıtlamalar var. İşte şu andaki genel başkan Sayın Tufan Erhürman bu bir kere daha aday olmayacak tüzük gereği gibi görünüyor. Tüzükte bir değişiklik yapılmasa tabii. Bu açıdan da orada bir liderlik yarışı başladı. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yapısı biraz daha farklı şeyden. Ulusal Birlik Partisi'nden tabii Cumhuriyetçi Türk Partisi de bir unsur Ulusal Birlik Partisi ise KKTC'ye, bugünkü bildiğimiz KKTC yapan diğer unsur da Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Yani bunu da ortaya koymak gerekir. O da sol kısmını ortadan böldük sağ sol diye şeyi yani çok muğlak bir ayrımdı tabii yaptığımız ama genel geçer bir ayrım diyelim. Kabataslar olarak herkesin anlayabileceği şekilde söylemek için öyle diyelim. O açıdan sol tarafında lideri bu ülkede hemen hemen 40 yıldır Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Yani ve oradaki seçimin de nasıl oluşacağı önemlidir. Şimdi tabii isimler duyuyoruz biz de işte kulislerden, konuşmalardan, tahminlerden. İşte bu kadar zamanki deneyimimizde kimlerin aday olabileceğini, ne olabileceğini ama ben orada sürprizlere de gebe olduğunu düşünürüm Cumhuriyetçi Türk Partisi kurultayının bir taraftan da çok daha fazla Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde kurultayın cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilintili şekilde gerçekleşeceğini de düşünürüm. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin şu anda seçilmiş bir eski başbakanı, parti genel başkanı, seçilmiş bir parti genel başkanı var cumhurbaşkanlığı makamında oturan. Evet. O açıdan da orada bir doğal aday zaten kendiliğinden mevcut. Bir de çok zor bir seçimi kazanmış bir cumhurbaşkanı var orada.
Onlarda daha kolay ama bu tarafta daha fazla ilintili olacağını düşünüyorum o sürecinden. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetinin genel temeli de aslında bir taraftan Kıbrıs sorununu temelli yani geliştiğinden diyelim orada daha belirleyici olduğunu düşünüyorum dengelerde şeyin Kıbrıs sorununun. Ve işte Kıbrıs meselesinin sorun meseleler adına ne diyeceksek evet. Var olan durumun orada da önümüzdeki günlerde herhalde oluşmaya başlayacak şey taraflar adaylar yeni bir yapı dediğim gibi çünkü orada bir sınırlama var adaylıklar konusunda milletvekilliği adaylığı konusunda parti başkanlığı adaylığı konusunda bir sınırlama var onun da zorlayıcı bir şart olarak ortada olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Şu an genel başkan için de aslında bir sonra yani kurul bir sonraki kurultayda bir aday olma sıkıntısı gibi yani bu tüzük gereği evet. Ki yani onun döneminde yani sevgili Tufan Örhürman'ın döneminde ve bildiğim kadarıyla onun nasıl diyeyim liderliğinde diyeyim yapılmış bir tüzük olduğu için de yani savunma noktasında tüzüğünü de herhalde tavrını koyacaktır diye düşünüyorum. Yani kendi yaptığı tabii tüzük ki. Noktasında. Bu açıdan da işte siyaset bazı kararları verirken ileriye dönük planlarınızı da doğru yapmak gerektiğinin ciddi bir şeyidir evet. Bu göstergesi. Tabii ki Ulusal Birlik Partisi sizin de ifade ettiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin oluşumundan, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın evet. Ruhundan, başlangıcından itibaren aslında toplum için toplumda en fazla yer edinmiş, en fazla üyeye sahip, en fazla evet. Belki kontrol denetim mekanizmasına sahip partisi. Evet. Tabii ki ben öteki ilişkisi gibi aslında bir taraftan Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin görüşleriyle birlikte harmanlandığı zaman iki tarafta kendi ideolojisini yani karşıt bir görüşle birlikte harmanlayarak daha sağlıklı bir şekilde ortaya koyuyor. Yani şöyle söylemek gerekir. Tabii ki yani siyasette karşı tarafından ne dediğini, seçmenin beklentilerinin ve isteğinin ne olduğunu, sizden ne beklediğini düşünmek durumundasınız. Evet. Yani bu açıdan da bakıldığında şimdi o çok meşhur şey vardır. Rahmetli Rauf Denktaş'ın meşhur lafı vardı işte. Falan filan içinde egemenliğimizden vazgeçecek değiliz, devletimizden vazgeçecek değiliz diye her kendine şey yapıldığında bir iç sorunla ilgili bir şey söylendiğinde tabii bir taraftan bu iç sorunlardan Kıbrıs sorununun büyüklüğünü nasıl diyeyim küçük ülke içindeki sorunları dış siyasetteki sorunlarla böyle birbirine karıştırıp da ondan birbirlerinden bunları beslemek de aslında bence şeydir. Yani siyasal hayatımızda bir defekt haline gelmeye başladı. Yani çeşmene su akmadığında işte Kıbrıs sorunundan dolayı akmaz demek gibi bir mesele de hem anlamsızdır. Diğer taraftan da Kıbrıs sorunu var diye de suyun akmamasını tam tersi taraftan da okumak da şeydir hatalıdır diye görüyorum. En azından seçmenin bu şekilde hissettiğini artık biliyorum ben. O açıdan da yani halkın da hizmet beklediğini, halkın daha iyi bir hayat beklediğini, halkın daha yaşanır bir ülke beklediğini de her iki tarafında, her ülkenin bütün siyasi çevrelerinin de artık kavraması daha kaliteli bir hayat, daha verimli bir siyaset, daha üretken bir ekonomi beklediğini de görmek gerekir. Umarım bütün siyasetimiz de bunun farkındadır. Evet, keza enflasyon gibi, elektrik gibi, su gibi, alım gücü ciddi sorunlarımız vesaire, vardır. Bunları yok sayarak bunları turizm çözemeyiz. Konuları, evet, yani aslında temelde tüm toplum insanının esas beklentisi temel insani haklarını, hizmetlerini alabilmesi, ödediği elektriği kullanabilmesi, ödediği suyu kullanabilmesi, eksiksiz insani evet. Yaşamını idame ettirebilmesi aslında temelde bu. Siyaset de zaten buna göre şekilleniyor. Sayın Beratlı, tabii iç gelişmelerle devam edecek olursak şu şekilde bağlayabilirim aslında konuyu diye düşünüyorum. Kıbrıs sorunu dediniz, Kıbrıs müzakereleri dedik. Evet. Yani bunu ne şekilde atlandırdık? Şu anda bir müzakere yok, süreci yok yani ama. Yani bir süreci Kıbrıs
Kıbrıs'la ilgili, Kıbrıs sorunu diyelim ya, evet, da. Kıbrıs sorunuyla ilgili tabii ki durum mevcut. Yarım aşkın bir süredir de hala bir çözüm yok. Bu hepimizin bilgisi dahilinde. Ancak son günlerde yine üçlü görüşme iddiası ortaya atılmıştı. Rum Yönetimi Başkanı, evet, Nikos Aristodulidis tarafından ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu iddiayı yalanlamıştı, böyle bir davet almadığı yönünde. Evet. Bu yaşananlardan sonra tabii ki ülkemizde Rum mallarının satışıyla ilgili olarak bazı hareketlerde bulunan bazı kişilerin tutuklandığını görüyoruz. Yine turizmle alakalı son olarak, evet, yine bugün de basında Başbakan Ünal Üstel'in özellikle ifadeleri, Meclis Başkanı Zorlu Tören'in ifadeleri öne çıkıyor son birkaç gündür. Turizm alanında bir darbe niteliğinde bir girişim olarak bahsediliyor. Rum yönetiminin günübirlik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmek isteyen turistlere yönelik takında tutum ortaya diyelim, koyduğu bir tutumu var. Bu bizim tarafımıza bir geçiş kısıtlaması. Bu noktada bir girişimi var 31 Ağustos'a, evet, kadar. Böyle bir durum söz Şimdi konusu. Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Benim yani bu 50 yıl boyunca edindiğimiz deneyim bize şunu gösteriyor ki, yani Rum tarafı genel olarak stratejisi olabildiği kadar meseleyi masada tutmak, evet, masada tuttuğu süre boyunca da kendi isteklerini dayatıp kırmak görüşme sürecini, arkasından tekrar başlamak. Şimdi çok meşhur bir hikayedir. Bunu Makarios da kendi Kleridis anlatmış. Kleridis de anılarında anlatıyor. Bu Çikko Manastırı'nda papazken Çikko Manastırı'nın alım işlerine sorumlu papazmış Makarios. Gelirmişler hayvan satmaya. Trodos'taki köylüler manastıra. İşte kaç lira, kaç paradır bu? 3 liradır. 2 olmaz mı? Tamam olur. Almıyorum deyip gönderilmiş Makarios. Çünkü demiş ki yarımı 1,5'a gelecek. Şimdi Rum siyaseti ne yazık ki bu affedersiniz kullanacağım dil içine, bu sallak pazarlığı üstünden Makarios'un öğrendiği, Çikko Manastırı'nda öğrendiği bu strateji üstüne kuruldu. Gelip anlaşılacak noktaya geldikten sonra, anlaşmanın varıldığı noktada ben vazgeçtim, yarın daha fazlasını alırım mantığıyla yürüyor ve bu sonu olmayan bir oyun, yani hiç bitmeyecek bir oyun. Onun için de görüşme masasında olmak Rum siyasetçiler açısından her açıdan avantajlı. Ne için? Kendi iş kamuoyuna yaygarası, tantanası sürdürebilmek için. İşte bakın, ben haklarımızı uluslararası düzeyde Türkiye'ye, Kıbrıslı Türklere karşı bile koruyorum propagandasını yapabilmek için bir taraftan. Bir taraftan da bu bahsettiğim stratejiyi yürütebilmek için. Şimdi sonuç alınamayacak bir görüşme sürecine Türk tarafının artık tahammülünün kalmadığını ve ne verilirse verilsin de, dediğim gibi yarın daha düşük bir teklifle gelecekler stratejisi yüzünden, bugün gelinen durumun sebebi bu yaklaşımdır. Yani o açıdan da bakıldığında, işte üçlü görüşme olacak, beşli görüşme olacak, Eylül'de bu sefer yakalayacak, oturulacak masaya, bu işi bu sorunu çözmek istemiyor Rum tarafıdır. Yani masaya otursak da çözmeyecekler. Çünkü gelecekler ve diyecekler ki yarın daha fazlasını isteyecekler. Bunun için de ben çok da olduğunu düşünmem. Bir ikincisi de enteresandır. Bazı basın çevrelerinde de ne yazık ki Rum tarafının yayınladığı haber ve bildiriler bizimkinden daha muteber kabul ediliyor. Enteresandır yani, neden öyledir, ama hiç o konuda Rum tarafından hafife almamamız gerektiğini söylemek isterim. Yani Rum propaganda makinesi, Rum devletinin propaganda makinesi çok profesyoneldir ve iyi çalışırlar. Yani bunu da bilmemiz, rakibi de hafife almamamız gerekir. Bunu da bize gerek eğitim konusunda Afrika'da yaptıkları çalışmalarından, gerek Avrupa Birliği içinde işte bu işte ilgili
emlak, mülk meselesine ilgili yaptıkları hareketler, turizme ilgili yaptıkları hareketler ve benzeri onlarca şeyle, çalışmayla hiç de böyle yeteneksiz, beceriksiz adamlar olmadıklarını bu konuda nereden bakarsanız bakın, yani Bizans'ı biraz sızıdılar yani onlara. İyi çalışılmış bir süreç aslında. Hepsi. Yani bu konularda iyidirler, bunu anlamamız, kabul etmemiz ve bizim de daha iyi olmak için çalışmamız gerekir. Yani onu farkında olmamız gerekir. Ha, bu yapılan şeylerin de yaklaşımların da bu çerçevede olduğunu düşünürüm ben. Yani bu bazı, daha doğrusu yaratılacak yeni bir görüşme süreci başlıyor algısının ön çalışmasıdır yaptıkları. Bunun da dediğim gibi hem Rum tarafındaki siyasiler açısından bir şey vardır, getirisi vardır kendi iç kamuoylarında elde edecekleri. Diğer taraftan da uluslararası siyaset açısından da bakın biz işte şeyiz, anlaşmak istiyoruz da diğer taraf istemiyor, Kıbrıslı Türkleri anlaşmaktan uzak şeklinde bir algı yaratmak üzere yaptıkları o motivasyonla yapılan harekatlar olduğunu, psikolojik harekatlar olduğunu düşünüyorum ben bunların. Evet. Çünkü aslına bakarsanız hem Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de federal temelde çözüm isteyen belli bir kitle vardır. Evet. Bu kitleye de hitap ederken aynı zamanda daha fazla ne gibi menfaatler elde edebilirim noktasını harmanlayarak bu tarz hareketler de geliştirebiliyor. Yani bunu. Zaman içinde şunu da yani ben bu ekranlardan da defaatle söyledim. Tanıyanları bilenler zaten bilirler. Yani biz yani anlam planı referandumu döneminde birebir sokakta, işte televizyonda, şurada, burada yazarak, konuşarak, faal olarak anlam planını desteklemiş insanlardan biri olarak söylüyorum ben bunu. Gelişen süreçte ve zaman içinde bu aradaki şeyde ve Kıbrıslı Türklerde anlam planı travması diyeyim artık yarattığı etkiyle artık Kıbrıslı Türkler arasında bir federal çözümün gerçekleşeceği yönündeki inancın eskisi kadar güçlü olmadığını, taleplerinin de artık bu hayal kırıklığıyla oradan koptuğunu kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm olarak söylüyorum ben bunu. Artı hı hı. Bunun dışında ama Kıbrıs Rum tarafının da artık 50 yıl ayrı yaşamış bir iki toplum olarak 50 yıldan fazla artık 70 yıl diyelim. 60 yıl, 65 yıl ayrı yaşamış iki toplumun yani o taraftaki içe kapanma, Rum tarafındaki içe kapanma yani eğitim sisteminin ailelerin çocuklarını yetiştirme biçiminin Kıbrıslı Rumlar arasındaki Türk ve Kıbrıslı Türk algısının oluşma biçimi yüzünden de kopuldu. Yani artık Kıbrıslı Rumlar arasında da öyle çok federal, en başından beri yani federal bir devlet görüntüsü altında bir üniter devlet beklentisinden ibaret olduğunu düşünüyorum. Ki Anastasiadis de en son bunu itiraf etti. Yani ben kendi halkıma bunu kabul ettiremem dedi. Yani nere eşit? Eşit olmayı kabul etmez benim halkım dedi Kıbrıslı Türklerine. O açıdan da yani Kıbrıs sorunu hala daha sorun diyorsak çözülmesi gereken hem bizim hayatımız açısından bir şeydir, meseledir ortada duran. Hem Kıbrıs Rumlar açısından hem bütün Orta Doğu açısından bir meseledir hala daha burada açıkta duran ve çözülmesi gereken. Şu veya bu şekilde de çözülmek zorundadır yani bu mesele. Bunun için de iki tarafında gerçekçi gerekçelerle, gerçekçi hedeflerle hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Beraber yaşayamıyorsak da ayrı ayrı yan yana, bugün yaşadığımız gibi aslında barış, huzur içinde de yaşayabileceğimizi ve belki de daha mutlu, birbirine daha iyi geçinen iki ayrı halk olarak devam edebileceğimizi, belki de daha fazla birbirimize karşı müsamaha gösterebileceğimizi de görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bu süreci aslında ateşkes adı altından çıkarıp İki toplumlu, iki devletli bir çözüm yani bunun yani Rum tarafının de beklentisini sadece büyük oranda diyeyim. Yani sıradan Rum için bir mülkiyet meselesi ki kalmıyor o da artık. Yani dedesinin, nenesinin malı kimin gözünde artık bu devirde yani bakarsak. Ama diğer taraftan egemenlik ve güç açısından da bakarsak Kıbrıslı Türkler burada olduğu sürece, bir tek Kıbrıslı Türk burada olduğu sürece
egemenliklerini adanın kuzeyine yayamayacakları gerçeğinin de onların farkında olması gerektiğini. Yani ben real politikten bahsediyorum. Yani 80 milyonluk dünyanın en büyük 20 ekonomisinden bir tanesi Türkiye bu işin içindeyken bunu yapamazlar. Yani imkan yoktur. Caydırıcı bir güç olarak tabii duruyor. Tabii ki yani yapamazlar bunu. Bunu anlamaları gerekir. O açıdan da oturup iki tarafında kazanacağı mantıklı yaşayabilir, sürdürülebilir ve her iki tarafında faydasına olacak bir sürü olanağı da açan bir çözümün ve her iki tarafında kabul edebileceği çözümün ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Beratlı, huzur içinde iki ayrı bölgede yaşamak belki de şu anda içinde bulunduğumuz durumda en gerçekçi çözümdür gibi bir evet, yani ifade kullandınız. Tabii ki dış gelişmelere baktığımızda, dünya ile ilgili gelişmelere baktığımızda şu anda Orta Doğu'daki durum hepimizin malumu. Evet. Yaşanan bir insanlık dramı var. Bu dehşet yaşanan dehşet. Katliama, soykırım denebilecek katliamlara ortak olmak veya ortak olan birçok batılı ülke var. Bir şekilde ses çıkarmayarak bu durumu sadece bir iki sözle kınayarak. Kıbrıs Rum Devleti de aynı durumdadır. Rum yönetimi de aslında bir noktada kara sularında konuşlanan askeri birlikler, gemiler, denizaltıları gibi birçok unsur bulunuyor şu anda, evet, farklı farklı ülkelerden ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bu konuda bir açıklaması olmuştu. Çünkü bu konuya bir dahiliyetimiz olmamasına rağmen aslında Kıbrıslı Rum halkının yanı sıra Kıbrıs Türk halkının da tehlikeye açık bir pozisyona geldiği bir durum söz konusu. Şöyle bir şey var. Şunu açık açık söylemek gerekir. Şimdi bu da aslında bu sorunun çerçevesinden bakarsak da şunu da söylemek gerekir. Yani işte bakın, görüyor musunuz? Ne isterse olsun sonunda Rum tarafı şu anda, yani işte ABD, İsrail ve Rum tarafı oturup birlikte bir Lübnan işgalli şeyi planlaması ve tatbikatı yapabiliyor şu anda. Evet. Bu yapıldı. Evet. Gelip burada İsrail ordusu IDF meskun mahal çatışması tatbikatları yaptı. Yani Rum tarafında yapıldı bu. Ve bu Gazze harekatından hemen bir sene, bir buçuk sene önce meskun mahal çatışması şeylerini, tatbikatlarını burada Güney Kıbrıs'ta yaptılar bu adamlar. Ha, diğer taraftan Rum devletinin PKK ile ilişkileri. Yani bütün bunlara baktığımızda hepsine, yani Rum tarafının zaten şu anda bulunduğu pozisyon olarak bu Orta Doğu'daki, ben aslında bunun hiç de yeni bir mesele olmadığını Sykes-Picot'dan beri bunun, yani tekrar masaya Sykes-Picot konduğunu düşünürüm ben. Yani baştan Orta Doğu'da cetveller ele alınıp şey yapılacak, sınır çizilecek, yeni devletler oluşturulacak, birisi yok edilecek, o birisi yaratılacak falan filan gibi böyle bir şey projeksiyon olan, haritanın üstünde cetvelinden kaleminan yapılan bir siyasetten bahsediyorsak eğer, Rum tarafının bunun parçası olmak için heveskar olduğunu, bu hevesin de, yani işte bizim arkamızda ABD var şeyiyle, motivasyonuyla bunu yaptığını görürüm ben. Bir destek hissediyor arkasında. Evet, o desteği almak için işte Amerikalıların silah ambargosunu kendine kaldırması vesaire, evet, gibi meselelerden. Ama yani bir insanlık suçuna karışarak bunu yapma meselesini de düşünürsek, yani ben ahlaki olarak bunu doğru bulmadığım gibi siyaseten sonuçlarının da hiç bekledikleri gibi olmayacağını da düşünürüm. Yani şöyle, yani bu işten ve bu hesaptan Kıbrıs Rum tarafının karlı çıkacağını da düşünmem. Yani tutundukları pozisyonun kendilerini en azından orta vadede bu işten karlı çıkaracağını düşünmem. Yani yaptıkları ittifaklar bölgedeki durumlarını güçlendirmek yerine kendilerinin global pozisyonlarını zayıflatmaktadır. Daha bağımlı, daha, evet, emir altında, daha ne söylenirse onu yapan emir eri pozisyonu. Evet, soktuğunu düşünürüm. Bu açıdan da hem Orta Doğu'daki saygınlıklarını, daha önce bakıyorsun işte bu 3. dünya şeyinle, bağlantısı paktıyla yarattığı o saygınlığı da yok edeceğini böyle proxy küçücük, işte Amerika'nın emir eri bir devletçik haline getireceğini düşünürüm kendilerini.
bu açıdan da yani diğer taraftan da şey sorunları da ayrı konu yani Amerika'nın da oradaki Rus parasını kontrol etme isteği vesaire gibi meselelerden dolayı da onların da aralarının çok da artık eskisi kadar iyi olmadığını, kendi kültürel bağlılıklarının olduğu dünyayla da ilişkilerini bozacağını düşünüyorum. Yani Ortodoks dünyasıyla da. Velhasıl yani ürettikleri politikaların şu anda onun tarafında çok da başarılı olmadığını, bunu çok kısa süre içinde de bazı üzücü olaylarla da dahil olmak üzere göreceğimizi düşünürüm ben. Peki sizce bize bu konuda nasıl bir yansıma olur? Çünkü Güney Kıbrıs toprakları üzerinden, Rum yönetimi toprakları üzerinden, İsrail diyorum, Lübnan gibi ya da başka bir Orta Doğu ülkesi gibi, İran gibi bir ülkeye yapılan bir saldırı bizi de bu noktada saldırı görebilecek şekilde açık bir pozisyona sokabilir. Ve sokacak. Yani böyle bir tehlike altına girdiğimiz noktada aslında adanın kuzeyi, güneyi diye de buna bakmayabilirler. Çünkü hedef aslında şudur, yani bunları da açık açık söylemek gerekir artık. Yani İsrail'in şu anda önce Lübnan, arkasından Suriye hedefinin altında yatan Türkiye'nin güneyinde oluşturulacak bir uydu devletinin altyapısının hazırlanması meselesidir. Hı hı. Türk ordusu şu anda işte sınırından 30-40 kilometre kadar içeridedir diye tahmin ederim. Dışarıdadır, çıkmış durumdadır. O da onu engellemek için aşağı indi bu meseleyi. Çünkü onların da niyeti yani Türkiye kendi sınırlarını korumak adına yaptığı bir harekettir. Oradaki aşırı milliyetçi oluşumları engelleme çabasıdır onunki. Bu taraftan da ne yazık ki İsrail oraya ulaşıp onlarla teması sağladıktan sonra hedef Türkiye'dir. Yani bu nettir. Yani bu bunu görmek için çok da akıllı olmaya gerek yoktur. Türkiye'nin böyle bir durumda kalmasını sağlamak ve güçsüzleşmesini sağlamak için yardımcı olduğumuzda siz bu taraftan da Kıbrıs Türklerine aynı masaya oturduğumuzda bu şeydir yani nasıl diyeyim, sonuç üretecek bir masa değildir bu masa. Ne yazık ki bu kocaman dünyada küçücük bir halkız biz de. Biz Kıbrıs Türkleri bu konuda haddini bilmek noktasında çok daha bilinçli, aklı başında insanlarız ama ne yazık ki Kıbrıs Rumlar bu konuda daha cüretkar ve iddialıdırlar. Evet. Ve başlarına ne gelirse de, ne bela gelirse de bundan gelir yani. Umarız ki bu başa gelebilecek tehlikelerden biz de nasibimizi en azından çok fazla almayız. Çünkü günün sonunda hiçbir şekilde dahil hepimizin olmadığımız bir noktada evet. Yani kuzey güney dinlemeyecektir o bombalar diye düşünüyorum. Bu da kendi şahsi yani fikrim benim. Şöyle bir şey benim. Vardır. Ellerindeki yani bahseden ülkelerin ellerindeki silahların şeyi hassasiyeti gayet sorgulanırdır. Yani o açıdan da çok da böyle çok isabetli atışlar her zaman olup olmayacağı konusunda da şey değil. Yani biz ara ateşlere kalma ihtimalimiz de vardır yani. Ki zaten yarım asırı geçkin, belki de daha uzun bir süredir savaş görmüş ve hala kendini toparlamaya çalışan bir toplumdan bahsediyoruz. Evet. Savaş travmasını, hala geçmişte yaşadığı anıları bir travma olarak yaşayan ve hala belki de bu yüzden barış isteyen, daha doğrusu Kıbrıs sorununun çözümünü isteyen ve istemeyen şeklinde veya daha farklı düşüncelere sahip birçok insan var ki bu da bu travmanın hala devam ettiğinin bu çok açık bir göstergesi diye düşünüyorum. Şimdi düşünün, sözünüzü kestim kusura bakmayın ama yani bu dünyadaki bu konularla ilgili en büyük uzmanı yetiştirmiş. Yani Vamık Volkan gibi evet, bir insanı evet, yetiştirmiş kesinlikle. Bir toplumumuz. Bu kadar küçük bir toplum olmamıza evet. rağmen. Bunun bizim şeyimizde, yapımızda yarattığı etkinin önemli bir örneği olduğunu düşünüyorum onun da. Evet ve umarız ki tekrardan böyle bir ateş attığı savaş alanı içerisine tekrardan İnşallah girmeyiz diye düşünüyorum. Sayın Beratlı, maalesef süremizin sonuna geldik. Yönetmenim beni uyarıyor. Keşke daha fazla sohbet etme şansımız olsaydı. Çok keyifli bir değerlendirme oldu. Tabii ki çok güzel, maalesef kurultay konuları dışında tabii ki Rum yönetimiyle gerçekleşen ilişkiler bağlamında ve dış gelişmelere, global gelişmelere baktığımızda çok güzel konulardan bahsedemedik belki ama değerlendirmeleriniz çok önemliydi.
Sizi teşekkür ederim. Buralarda yeniden ağırlamayı çok isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün stüdyomuzda bizlerle birlikte olduğunuz için. Teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, bugün de Manşet Artı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hafta ortasında bugünün konuğu siyasal iletişim uzmanı Uraş Beratlı'ydı. Hem ülke içindeki gündemi hem de dış gündemi değerlendirmeye çalıştık. Global gelişmelerin, özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin adamıza yansımasını değerlendirmeye çalıştık. Vaktimiz yettiğince ve bugünlük de Manşet Artı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine saatler gösterdiğinde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı ve aydınlık bir gün diliyoruz sizlere. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.